Hepinize selam dostlar. Bu videomda sizlere Audacity adlı ses kaydetme programını nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Ee, arkadaşlar, Audacity'nin detaylarına çok inmeyeceğim. Çünkü bildiğim kadarıyla sizlere bir bilgi aktarımı yapmaya çalışacağım. Ee, zaten anlatacaklarım podcastleriniz için yeterli olacaktır. Birinci amacım podcastleriniz için nasıl kullanacağınızı göstermek. Öncelikle arkadaşlar, Audacity programımızı indirmemiz gerekiyor. Audacity yazdıktan sonra Download Audacity tıkladıktan sonra burada Audacity for Windows. Buna tıklıyorsunuz. Benim bilgisayarımda kurulu olduğu için zaten e, bilgisayarınızda yer bile kaplamıyor. O derece küçük bir boyutu var. Kurulumunuzu yaptıktan sonra zaten ekstra ayar falan hiçbir şey sormuyor. Direkt olarak kurulumu gerçekleştiriyorsunuz. Kurulumunuzu da gerçekleştirdikten sonra Audacity programını açmaya hazırsınız. Audacity programını nasıl kullanacağınızı şimdi anlatacağım. Lakin anlatmadan önce podcast yapmak isteyen arkadaşlar için mikrofon önerilerinde bulunmak istiyorum. O mikrofon önerilerinden yani şöyle söyleyeyim. Fiyat performans ürünlerini sizlere aktarmak isterim. Aklımda 4-5 model var. Sırasıyla size bunları göstereyim. Ee, kullanım amaçları bazen değişebilir mikrofonların ama aralarında bir e, kıyas yapacağız illaki ki. Ee, dilerseniz başlayalım. Evet arkadaşlar ilk mikrofon Boya BY-M1. Arkadaşlar boya YouTube'la haşır neşir olan arkadaşlarımız illaki biliyordur. Fiyatına göre gerçekten çok iyi bir yaka mikrofonu. Hani sonuna kadar hak ediyor fiyatını. Bunda hiçbir şüpheniz olmasın. Video kameralarınızda, bilgisayarlarınızda, telefonlarınızda, dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir yaka mikrofonu bu. Hatta içerisinden ses kartlarınızda kullanabileceğiniz bir jack dönüştürücüsü de çıkmakta. Aynı zamanda yakanıza iliştirebilmek için kıskaç da üzerine yer alıyor. Aynı zamanda mikrofonumuzun süngeri de var. Üzerinde on-off butonları var. Bunların ee, iş, işlevi var. İçerisindeki kullanım kılavuzunda yazıyor. Lakin ben söyleyeyim. Off'a aldığınızda bilgisayarda kullanmanıza yarıyor. Onu aldığınızda ise video kamerada falan filan ona kullanmanıza ee, yardımcı oluyor. Ve tabii ki de ee, i̇çerisine pil takmanız gerekiyor içerisinden çıkıyor Bu pil e, tabi video kameralarda Kullanırken ihtiyacınız olacak Bu pile bilgisayarda kullanırken Gerek kalmayacak çünkü direkt olarak Gücünü alıyor bilgisayardan Kablosu gerçekten uzun Kablonun uzunluğu 5 metre siz düşünün İstediğiniz yerden istediğiniz yere götürebilirsiniz O derece rahat yani ee, Kablosu ama Birazcık ince ee, O yüzden biraz Dikkatli kullanmanız gerekiyor mikrofonu Mikrofonun ses kalitesini gelecek olursak, mikrofonun ses kalitesi gerçekten çok iyi. E, fiyatına göre çok iyi demek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, yaka mikrofonları ucuza bulunabiliyor, 25-30 lirada bulabiliyorsunuz. Ama siz e, hani ben podcast yapmak isteyenler için bir öneride bulunmak istiyorum. Hem hani bunu başka amaçlarınızda da kullanabilirsiniz. Ama podcastiniz için daha iyi olacaktır. Ee, tabii ben ucuzdan pahalıya doğru gideceğim için ilk önce bunu göstermek istedim. Yaka mikrofonun tabii avantajları da var. Hani e, taşınabilir, rahatlık taşınabilir olması, istediğiniz yerde de kullanabiliyor olmanız vesaire vesaire. Hani telefondan ses kaydı almanız gerekir. Ne bileyim işte podcast kaydediyorsunuzdur falan filan. Orada kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Yani Dediğim gibi ses kalitesini e, beğeneceğinizi düşünüyorum. Yani başlangıç seviyesinde olan birisi için gerçekten yeterli. Başlangıcı geçtim aslında. Ee, gerçekten yeterli bir mikrofon. Sonuçta podcast'in e, profesyonellik yolunda bir amacı hani var tabi de e, yeterli olur. Her türlü yeterli olur. Tabii muhteşem mikrofonlarla çok doygun sesler alabilirsiniz podcast'iniz için. Onun e, için nasıl diyeyim sizlere özel ses kartları falan kullanılabiliyor. Lakin e, bu 139 lira satın alacağınız yaka mikrofonu sizin hayli, hayli işinizi görecektir ve uzun yıllarda sizi idare edecektir. E, siz mikrofonu ilk aldığınızda hani sesi böyle bir fazla alıyor gibi gelebilir. Bunu da Audacity'den ayarlayabileceksiniz zaten ki Audacity'den de bunu sizlere göstereceğim. Eee... İlk mikrofonumuz bu arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz ki zaten satın alanların birçoğu memnun ve çoğu yerde de 5 yıldız almış bir yaka mikrofonu kendisi. Tabi bunun e, olayı şu. Tek kişilik bir mikrofon bu. Ama aldığı çevre sesi aslında iyi yani onu ayarlayabilirsiniz onu. Yani yan yan oturursanız bir kişiyle ortalarsanız mikrofonu iki kişinin sesini de çok rahatlıkla alıyor. Ben bunun ikilisini kullanıyorum. Hay, hatta burada varmış o. ikilisini göstereyim size. Bunu da satın alabilirsiniz ki ben arkadaşlarımla kendi podcastimde bunu kullanıyorum. İkili olması daha iyi. İki kişi mikrofonu takıyor. Bir üçüncüye gerek bile kalmıyor. Direkt sesi alıyor. Yani üç kişi için bu ikili mikrofon çok iyi. Tek jack çıkışı. Laptopunuza istediğiniz her şeyi takabilirsiniz. Ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve bunun ayarını da o da yine aynı şekilde yapabilirsiniz ki ses kaliteleri e, az önceki gösterdiğim mikrofonla aynı sadece bu ikili. Tabi fiyat iki katına çıkıyor haliyle. Bir sonraki e, Behringer, Behringer'den değil de BM800'den gireyim. BM800 bunu bilmeyeniniz yoktur ki kendim de kullanıyorum. E, ben yanlış hatırlamıyorsam 6-7 sene önce satın almıştım. Halen daha işimi görüyor ve çok memnunum. Lakin bu mikrofonun çok büyük bir dezavantajı var. USB ses kartı kullanmazsanız bu mikrofonla herkes de yani istisnasız mikrofon cızırtıcı yapıyor. Cızırtı yapıyor. Yani ya cızırtı yapıyor ya arkadan bir rüzgar sesi geliyor vesaire vesaire. İlla bir ses çıkartıyor yani. Onun için USB ses kartı kullanmanız sizlerin daha faydasını olacaktır. Lakin bu paket gerçekten uygun fiyatlıymış. Şu... Yanında verilen ses kartı 10-15 yıllık bir ses kartı. Bu ses kartları genelde arıza çıkartıyor, çok uzun ömürlü olmuyor, sıkıntılı olabiliyor vesaire vesaire. Ee, size tavsiyem, ee, bir göstereceğim bir USB ses kartı var. bütçeniz yeterse onu satın almanız. Evet arkadaşlar, e, diğer önereceğim ses kartı buydu. İki kulaklık girişine sahip ve e, ses kartı üzerinden çevrilebilir butonla. Ses ayarı yapabiliyorsunuz. Mikrofonunuzla ve kulaklığınızın sesini de anında kapatabiliyorsunuz üzerinde bulunan tuşlarla. Görmüş olduğunuz gibi mikrofon girişi ve iki kulaklık girişi mevcut. Taktığınızda şöyle gözüküyor. Ee, kendimi satın alacaktım. Çok incelemesini yaptım. Güzel. Fiyatına göre gayet iyi. ben de daha farklı bir ses kartı olduğu için, daha kaliteli bir ses kartı olduğu için onu kullanıyorum. Ee, ses kartım takılıyken yani ben şu an BM800 kullanıyorum. Sesimi bu şekilde alıyorsunuz. Tabi Oynamalarla, zamanla, öğrene öğrene falan ee, daha da kaliteli bir hale getirebilirsiniz mikrofonunuzu. Bu ses kartıyla BM800 yani bu mikrofonla güzel bir performans alacağınızı düşünüyorum. Lakin bu mikrofonun çevresel sesi yaka mikrofonlarının kıyasla çok harika değil. İki kişi yakın mesafeden güzel konuşabilir ama daha böyle bir çevresel ses, 3-4 kişilik gruplarda bir konuşma gerçekleştirmek istiyorsanız aynı yerden. Bu mikrofonu sizin için önermem. Hatta bu mikrofonu tek kişi kullanacaksa satın alsın. Ee, benim önerim sizlere budur. Ama mikrofon sizi kesinlikle tatmin edecektir ki görmüş olduğunuz gibi bu paket içerisinde bir sürü aksesuar var ve bu aksesuarların hepsi sizin işinize yarayacak ki hatta bazıları zorunlu. Bu mikrofonun haricinde göstereceğim mikrofon ise Behringer C1. Evet Behringer C1 tabi... E, bir hayli fiyatı artıyor Behringer Alman markası arkadaşlar Genellikle bu mikrofonu e, Şarkı yapanlar Genellikle Rap yapanlar e, Çok satın alıyor Çünkü fiyatına göre e, Güzel bir performans Sergiliyor ve Behringer'in genelde Ürünleri stüdyo odaklı şarkıcılara Odaklı olduğu için Daha iyi olacaktır ve e, Gerçekten BM800'e kıyasla bir tık ...değil. 2-3 tık daha kaliteli. Onu da söyleyebilirim. Ee, satın almanızda bir e, sıkıntı olacağını... ...sanmıyorum. Gayet güzel bir mikrofon. Tabi mikrofon kendi başına... ...şöyle ufak bir aparatla böyle... ...geliyor. Onun için stand falan almanız... ...gerekebilir. Ee, ama mikrofon gerçekten çok kaliteli ki... ...deneyen birisi olarak... E, ...öneririm kesinlikle. Bir diğeri ise bu biraz uçuk olacak ama... ...ee... Hyper X'in kuat kesleri, ee, bunlar gerçekten uçuk fiyatta, ama e, gerçekten harika ses kalitesine sahipler. E, fiyatı tamamen uçuk, ama ben önermiş olayım sizlere. bütçeniz yetiyorsa kesinlikle alabilirsiniz çünkü üzerinde da, e, dahili bir jack girişi var ve üst tarafından dokunarak Mikrofonunuzu susturabiliyorsunuz ve aynı zamanda led'li ve kendinden stand'lı. Ee, bu stand'ın özelliği ise masanıza koyduğunuzda darbe geldiğinde masanız, yani sinirlenirsiniz, vurursunuz masaya. Oradaki titreşimi mikrofonu yansıtmıyor ve mikrofon kendince salınıyor. Ee, bir problem olmuyor yani sesi aktarmıyor mikrofona. O yüzden gerçekten iyi. Bunu da düşünebilirsiniz ki zaten bunun için yorum bile yapmak benim haddime düşmez aslında. Ama kesinlikle bunu satın almayı düşünebilirsiniz önerdiğim mikrofonlar bu şekildeydi. Mikrofonların linkini açıklama kısmına bırakırım. Oradan bakıp tekrardan bir karara varabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim Audacity'nin nasıl kullanıldığını. Audacity'mizi indirdikten sonra açıyorsunuz ve karşınıza direkt olarak böyle bir bölüm çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada mikrofon bölümü var. Buradan kullanacağınız mikrofonu seçiyorsunuz. Benim mikrofonum bu. Hoparlörünüzü veya kulaklığınızda da kullandığınız hoparlör veya kulaklığı buradan seçersiniz. Çünkü sesi duymak ve sesinizi aktarabilmek için bunları doğru seçmeniz hepiniz için iyi olur. Evet ee, sizlere şimdi ses kayıtlarınız üzerinde nasıl oynama yapabileceğinizi daha doğrusu nasıl ses kaydı alabileceğinizi göstereceğim. Çok basit. Audacity açtıktan sonra şurada gördüğünüz kırmızı butonu tabi ilk önce ayarlarınızı yapıyorsunuz. Burada bulunan kırmızı butona tıklıyorsunuz ve tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi ses dalgaları oynamaya başladı. Şu anda benim sesimi Audacity gayet net bir şekilde alıyordur diye düşünüyorum. Hatta yukarıda görüyorsunuz bir ses barı var. O ses barı benim sesime göre oynuyor ve gerçekten düşük seviyelerde değil olması gereken seviyelerde ee, söyleyebileceklerim bu şekilde. Şu an bu deneme kaydı. Şu an durduruyorum. Durdurdum. Durdurduktan sonra artık ses kaydınız üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Oynamalar nasıl gerçekleşiyor? En basitinden burada bir terazimiz mevcut. Hani bazı videolarda ses soldan sağa doğru gelir vesaire o tür şeyler duyarsınız ya. Onu buradan sağlıyorsunuz. Ne kadar sola çekerseniz ses o kadar soldan gelir. Ne kadar sağa çekerseniz ses o kadar sağdan gelir. Ki podcastlerimiz için bu gerekli değildir. Yukarıda ise ses kazancımız mevcut. Ne kadar sola götürürseniz ses düşer. Ne kadar sağa götürürseniz sesimiz artar. Ee, bunu da almış olduğunuz ses kaydına göre hani kulağınızı tırmalıyor mu tırmalamıyor mu o size kalmış artık. Onu bu bölümden ayarlayabilirsiniz en basit şekilde. Gelelim diğer ayarlara videonuzun özür dilerim ses kaydınızın belirli bölümünde oynama yapmak isterseniz eğer hemen ses kaydınızın üstüne geldiğinizde istediğiniz bölüm mesela burasıdır basılı tutuyorsunuz ve istediğiniz bölgeye doğru sürüklüyorsunuz sürükledikten sonra bırakıyorsunuz ve bu beyaz bölüm seçili alan oluyor seçili alan etkiler bölümünden oynamaya müsait lakin seçili alan olmadan etkiler bölümünden bir şey yapamazsınız alanınızı seçtikten sonra etkiler bölümüne tıklıyorsunuz ve buradan bir sürü efekt görüyorsunuz. Alanınızı seçtikten sonra etkiler bölümünden dilediğiniz efekti kullanabilirsiniz. Benim ağırlıklı olarak kullandığım ses efektleri buradan normalleştirme, gürültü azaltma ve bastis bastiz hatta bazen direkt bastizle olayı düzeltebiliyorum çünkü şöyle söyleyeyim arkadaşlarınızla herhangi bir konferans programından veya sesli sohbet programından konuşuyorsanız onların sesleri program yüzünden veya onların kendi mikrofonları yüzünden kötü gelebilir. Onları ayarlayabilmek için bass tiz, gürültü azaltma, normalleştirme gibi ayarları kullanarak arka plandaki o gürültü kirliliğini en aza indirgeyebilirsiniz. Lakin aynı ortamdan ve güzel bir mikrofonla yapılmış ses kayıtlarında genelde çok ama çok ayara gerek kalmaz. Yine bass tizle onu ayarlayabilirsiniz istediğiniz anda bass tiz'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Seçili alanınız olması gerekiyor. Tekrar göstereyim. Alanımızı seçmiştik. Şu şekilde sol tıka basıyorsunuz ve sürüklüyorsunuz. Etkileri tıklıyorsunuz. Buradaysa istediğiniz efekt çıkıyor. Bass tiz'e tıkladıktan sonra arkadaşlar burada aslında herhangi bir bilgiye sahip olmanıza gerek yok. Burada iş tamamen sizin kulağınıza bakıyor. Bass tizi düzeyi istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Hangisi kulağınıza güzel geliyorsa orada uygula diyorsunuz. Uygula dedikten sonra da zaten belirli bir süre çıkıyor, o süreyi bekliyorsunuz ve o bölgeye o ayarı etkiyi uyguluyor. Tabii ee, bir bölgede ses farklı, bir diğer bölgede ses garip farklı yani olursa bu dinleyicinin kulağına biraz farklı gelebilir. O yüzden bütün parça yani iki kere sol tık yaptığımızda bütün parçayı seçerseniz bu etkiyi direkt bütün parçaya yaymanız daha iyi olacaktır. Kesip biçmeleriniz nasıl olacak arkadaşlar dile e, Söyleyeyim Görmüş olduğunuz gibi Şurada bir düz boşluk var Sesin az geldiği veya ses boşluğunun Olduğu bölümler oluyor genelde bunlar Yine aynı şekilde sol tıkımıza basılı tutup Seçtiğimizde pardon Böyle sol tıka basılı tutup çektiğinizde Sağa veya sola istediğiniz bölümü seçiyorsunuz Ve ardına şurada bir Çözümleyi gördüğünüz onun altında Mikrofon simgesi onun altında ise kesme Simgesi mevcut Kese tıkladığınızda orayı keser Olay bu kadar. İstediğiniz zaman geri getirebilmek için de tabii ki de bildiğimiz klavye kısa yolu CTRL Z'ye basıyorsunuz ve geri geliyor. Tabi kese basmak istemezseniz CTRL X kısa yoluyla da burayı silebilirsiniz. Onun haricinde gürültü azaltma ve normalleştirme. Ben genelde gürültü azaltmayı uyguladıktan sonra normalleştirme uyguluyorum ki daha da otursun böyle ses kaydı daha da hoş olsun diye. Gürültü azaltmaya tıkladıktan sonra gürültü profilini getir diyorsunuz. ardından tekrar gürültü azaltmaya tıkladığınızda buradan istediğiniz ayarı yapabiliyorsunuz. Ne kadar hoşunuza gidiyorsa, hangisi uygunsa sizin için o zamana kadar ayarlarsanız mesela 9, duyarlılık 5, 3, frekans 2 falan tamama tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi burada çeşitleri yapıyor. Burada tamamen sizin kulağınız önemli. Bilgi önemli, bilgi önemli. Değil. Zaten program tamamen Türkçe. Kullana kullana alışacağınızı düşünüyorum. Ben çok fazla e, efektlere girişmedim çünkü hiç ihtiyaç olmadı. E, aldığım ses kayıtlarını olabildiğince e, güzel almaya çalışıyorum ve yaptığım ayarlar zaten dediğim gibi bas, normalleştir ve e, gürültü azaltma aynen bu üçünü genelde kullanıyorum. Onun haricinde söyleyebileceğim neler var arkadaşlar evet parçayı Oynatabilmek istiyorsanız yani şöyle söyleyeyim Ses kaydınızın başına bir giriş müziği eklemek istiyorsanız Şuradaki büyütecin yanındaki zaman kaydırma aracını alıyorsanız ve parçanızın üstüne tıklayıp sağa doğru kaydırıyorsunuz. Bu boş bölge tamamen size ait oluyor. İstediğiniz ses kaydını da buraya aktarmak istediğinizde yukarıdan dosyaya tıklayıp içe aktar deyip ve sese tıklıyorsunuz. İstediğiniz ses dosyasını aktarıyorsunuz. Buradan da onun devam edeceği bölümü ayarlıyorsunuz. Onun haricinde ses kaydınız genelde çok uzun olabilir genelde demeyeyim de hani tamamen size bağlı aslında. Ses kaydınız 35-40 dakika olduğunda buradaki ses frekansları daralıyor ve işlem yapmanız zorlaşabiliyor. Bu işlem yapma olayını kolaylaştırabilmeniz için ise az önce de göstermiş olduğum gibi zaman kaydırma aracının hemen yanında yer alan büyütme aracını seçiyorsunuz. Yani büyüteci istediğiniz kadar tıklayıp buradaki frekansları uzatabiliyorsunuz. Bu frekanslar uzadıkça sizin yapacağınız işlemler bir o kadar da kolaylaşacaktır. Ee, bu da bu şekilde. Başka şu anda aklıma gelen bir şey yok arkadaşlar. Tabi yakınlaştırma aygıtı bununla gerçekleşiyor. Lakin burada da direkt artı ve eksi büyüteçleriyle direkt kolayca şöyle art yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Onun haricinde de yaptığınız işlemi geri alabilmek istiyorsanız ya buradaki butona tıklayarak ya da CTRL-Z kısa yolunu kullanarak yaptığınız işlemi geri alabilirsiniz. Ses kaydınızı aldıktan sonra e, tabii ki de bu ses kaydını kayıt edip MP3 veya WAV biçiminde e, dışarıya aktarmanız gerekecek. E, sizlere önerim WAV formatında e, kayıt çıkış almak daha iyi olacaktır. Çünkü WAV formu kayıpsız form ve daha kaliteli bir form ama... Bazen sıkıntılar olabiliyor. Hiç sıkıntı yaşamak istemezsiniz eğer mp3 formatını seçmelisiniz. Zaten çok büyük bir şey anlamıyorsunuz yani o ses kalitesinden. Yani muhteşem bir kulaklık veya cidden o konuda bilgili olmanız gerekiyor. Mp3 çıkışı alırsanız hem ee ses kaydınız dışarıya daha hızlı erişecektir yani bir WAV wow ses dosyası. 100 megabaytken örneğin MP3 de 40 falan oluyor aralarında gerçekten fark var yani MP3 e, ses kaydı ile çıkış alabilirsiniz e, onun için de şöyle hemen e, şu anda konuşuyorum gördüğünüz olduğunuz gibi sonlandırdım aynen Buradan sol yukarıdan dosyaya tıklayıp dışa aktarı seçip MP3 veya wav olarak dışarı aktar seçeneklerinden birisini seçebilirsiniz MP3 olarak dışa aktar diyoruz dedikten sonra zaten hemen masa üstündeki klasörlerinizin içerisine veya direkt olarak masa üstüne e, aktarabilirsiniz ses kaydınızı ve bu arada buradan da kaliteyi insane, extreme standard, medium olarak ayarlayabilirsiniz. Bu yani insane yapabilirsiniz bunu. Net bir bilgim yok bu konuda ama e, gerçekten bu farkları anlayabilmek için uzman olmak gerekiyor. Insane'de alıyorum ben genelde bir şey fark etmiyor inseni alıp kaydettiğin zaten sonra bir bar çıkacak karşınıza. O barda dolduktan sonra işlem sona erecek. Bu şekilde aldığınız ses kaydını da dışarıya aktarabilirsiniz. Eğer bir sorunuz olursa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.